ve Zushin dışındaki bir hedefi yakalarsanız Beatrix olmadan kesemezsiniz mesela. Böyle bir dezavantajı var bence şu anda Kaja'nın. İşte o yüzden Kesemezsiniz hani yani. Kim kesecek? MP mi kesecek? Tobi mi kesecek? Yani ilk bence de bence. dakikalarda zor bence bu. Ya İlerleyen Kufra'da da aynı dakikalarda... şey oluyor ya. Kufra'da Evet. da aynı şey oluyor mesela. Hani bir kişiyi tutup getirmeli bir kişi, sağ bir kişiye kontrollü ultilerde ciddi miktarda hasar veren biriyle kombine etmen lazım onu. Yani Julian biraz yakın burada rakip ormana doğru. Akele de yaklaşıyor. Gösterdi şimdi takım arkadaşı Stoic'e rakiplerine. Ama burası 3 oldu. Stoic'in çıkması da lazım ama bırakmadılar. Havayı da zıplattılar Stoic'e. Güzel de bir hasar var Alfa'dan ama artık geriye çekilmek durumunda. Simple da bunun farkında aslında orada. Hala lambayla hasarını vermeye devam ediyordu. Akele'yi güzel geri aldı orada lambayla ve skoru da çekecek. Yani çok rahatsız edici Zushin. Burada şöyle bir baktığımızda hani MP'nin üzerinde bir oyun olur bu Tau ile beraber. Yavaşlatma kullanılmıştı. Geri çekilme de var. Ama Tau'nun Hasar var üzerinde bir burada. miktar daha fazla hasar olunca Tau geriye doğru çekilecek ki zaten Tobi de O bölgedeydi. Stoic Buradaki aldı. hareketliliğe baktığımız zaman Stoic kaplumbağayı aldı. Arkaya doğru bir oyun var mı? Kaja'nın üzerinde ciddi Üf. miktarda hasar vardı. Buraya baktığımız zaman MP geldi. Ejder formu kullanılıyor. Akela düşmüştü daha öncesinden. Flor'un düşme ihtimali var. Flor canlı kalacak mı? Hayır. Alfa da düşüyor. Burada bir Angela oyunuyla beraber işleri dengeyi değiştirmek isteyecekler. Tau ileriye doğru bir sıçrayarak rakiplerini havaya savurdu. Bu arada Stoic'in üzerinde bayağı da Şah Hasar, özü evet. birikti. Evet, Yuzong'dan o son patlayan Şah özü hatta Stoic'i neredeyse düşürecek noktaya getirdi. Demiş gibi gözüküyor. Tabi alt tarafta iki nişancı da. Diffie şimdi ileriye doğru oynamak istedi orada. Ejder formu da geldi. Uuu çok ciddi hasar var Diffie üzerinde. Ulti de geldi kendisine ama Stoic affetmiyor onu. Geri tarafta Tau havaya savurduğu iki rakibini. Akeli üzerinde çok güzel bir hasar var Tau'dan ve skorun da sahibi olacak ama artık kaçmaları gerekiyor. Şimdi Simple ve Flor ikilisinin Tau arada kaldı. Takım arkadaşı hiç değil. Burada kendi hayatını feda edecekmiş gibi gözüküyor. Sonra ve yine aynı şekilde o da kaçmak durumunda Simple. Burada ona gerekli yardımı da sağlamış gibi MP'yi de geriye doğru aldı ama şu anlık yeterli durumu söz konusu olmayacak burada. Kaplumbağa bir kez daha Revel'in tarafına yazıyormuşuz gibi gözüküyor şu anda. Evet. Diffie görüşü de verdi ama Stoic'te hata yok. Diffie hala da dönüşünü de yapmadı. Birazcık riskli sularda yüzmeye devam ediyor şu anda. Kaplumbağa da geldi. Şimdi üste doğru dönecek ama bu kaplumbağayı da rakiplerine verdiklerinin habercisi sanırım bu üste dönüş. Evet. Yani çok çok büyük ihtimalle öyle olacaktır ki öyle de oldu gibi hatta. Kaplumbağayı alıyor Valiant tarafı, herhangi bir cevabı olmadı Coldflame'in buna. Böylelikle üçüncü kaplumbağaydı oyunda. Tüm kaplumbağaları Valiant tarafı alıyor. Bu da altın farkında bir miktar açılmaya sebep oldu. 3-3'lük skor eşitliği olsa da kaplumbağaların tamamı Rebellion'da. Yine Oo. istediğini bulacak mı? Şimdi bir skor ihtimali var ama Tobi ışınlarla beraber bölgeden uzaklaştı. Angela'nın gelme ihtimali var buraya. Yuzong ve Kara Ejder formu vardı. Arkaya doğru henüz taşlaştır kullanılmış değil. Yuzong şöyle bir pozisyon arıyor. İçeriye doğru baktığımızda Tobi düştü. Şimdi Yuzong'lar taşlaştır geldi. Yavaşlatma da Of geldi. of MP'nin of üzerinde of. ciddi miktarda hasarlar. Acela geriye çekmek istedi rakiplerini. Son Reva'dan bir ulti vardı. Baktığımız zaman Zushin'in de burada kontrolü var. Stoic terste kalmış olabilir. Toy bulmaya çalışırken Stoic bölgeden ayrıldı. 2 adet skor verdiler ve Akela da kendini zor kurtardı. Stoic'le beraber 5'e 3 Sinan burası totalde. Bölgeye gelmeyi istiyorlar hala. Taşlaştır olmadığını biliyorlar Yuzong'da. Ulti olmadığını biliyorlar ki arkada bir oyun var mı? MP ileriye doğru atıldı. Diffie'nin düşme ihtimali var burada. Ciddi miktarda hasar aldı ama tam tersine düşen isim MP oluyor. Tau düştü bu arada, onu söyleyelim. MP ve Tau takaslanmış oluyor böylelikle. Simple'ın üzerinde bir miktar hasar vardı ama o kendini korumayı bilecek. Şöyle bir baktığımız zaman Stoic de düşüyor Sinan. Floor'dan da skor alınmış oldu. Karşılıklı hatalar var ve Lord da alınamadı. Simple çıkamayacak oradan. Akali'nin ultisi var ama Akali devam etmedi. Kişi kaldı Coldflame tarafı. 4 kişilik rakibine nasıl cevap verebilecekler göreceğiz. Lord'un canı yarım. Lord yine alınamayacak gibi Sinan. Akela... Yani... Evet buyur. Burada kendileri döndüler Lord'a. Birazcık çılgınca bir hareket aslında. Son Reva da biraz önde oynamaya devam ediyor. Flör de devam etmek istiyor. Stoic'in de pençesi var aslında. Bu çok çılgınca bir hamle ve Stoic hata yapmadı pençede. Evet. Hani Cold Flame oynamak istedi burayı. Daha avantajlı olduklarının farkındalardı ama Stoic'ten hata yok. Pençe ile beraber Lord'u takımına kazandırıyor. Evet. Lord'la beraber oyunu kapatabilir. Coldflame tarafı da oyuna geri dönebilir. Akela burada bulunacak Görmezlik. mı? İleriye doğru bir hareketlenme vardı. Şöyle bir baktığımız zaman havaya doğru savunma ciddi miktarda hasar var. MP düşüyor. Kriz de erken düştü. Diffie ucu ucuna yaşıyor burada. Son Reva bir miktar hasar aldı. Oo Son taşlaştır. Reva'nın düşmemesi lazım. Taşlaştır kullanıyor. Son Reva ölüyor. Son Doğru Reva rüzgarı. ölünce yok yok burası kapanır gibi. Ya yani Son Reva'nın ölmesinden sonra yapacak pek. Bu arada Tau. Ciddi, aman aman. Tau gider ayak bayağı bir iş yaptı Sinan bu arada. Kapanmaması anlamına gelecek bu oyunun.
Evet tabii tabii yani sadece o da değil ama Akela'nın ultisi var ve burada Simple'ı da yakalıyorlar. Akela'dan çok kapanma ihtimali var ama bakalım. Var var. Bakalım bir. Yetti. Son skoru vermeselerdi belki kapanmayabilirdi çünkü Yuzong ölmeden önce bayağı bir hasar çıkartmıştı. Şah özüyle, zıplamasıyla, yavaşlatmasıyla ve iki skor birden almıştı. Hani orası 4'e 1 bitecekken 4'e 3 bitti. O yüzden hani dedim belki kapanmaz mı ama son verilen skor zaten habercisi olmuş oluyor her şeyin. Ve böylelikle 1-1'e geliyoruz Sinan.